videoya başlamadan önce şunları sizden isteyeceğim. Hastayım, bayağı hastayım, çok kötüyüm. Öncelikle attığım yeni videolardan haberdar olamıyorsunuz çünkü şunu fark ettim. Herkes de benim bildirimlerim çıkmıyor. Bunların çıkabilmesi için arkadaşlar kanalımın ana sayfasına geldiğinizde orada abone olundu kısmı yazıyor. Mesela abone olduysanız abone olundu kısmının hemen yanında böyle bir zil işareti var. Oraya tıklayıp bildirimleri al kutucuğunu işaretlersiniz arkadaşlar ve şurada da gördüğünüz gibi şu şekilde gözüküyor. Ona basarsanız bildirimlerim ya telefonunuza ya e-mail olarak sizlere ulaşacaktır. Bunu yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum çünkü atıyorum videoyu. Günler sonra kimsenin haberi oluyor video attığımdan. O yüzden eğer o bildirimleri açarsanız videolarımdan dakik bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca 24 bin artık 25 ne 24 25 bin aboneyi geçtik. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ama Facebook sayfamızda hala 1200 beğeni var, yani 1200 kişi var. Oradan özel fotoğraflarımı paylaşıyorum, özel yazılar paylaşıyorum, kişisel şeyler paylaşıyorum. Eğer orayı da takip ederseniz gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Oradan da bana özel mesaj da atabilirsiniz. Yorumlarda bulunabilirsiniz. Çünkü oradaki yorumlara daha çok bakabiliyorum. Dediğim gibi Facebook sayfamıza da herkesi bekliyorum. Ve ayrıca da Twitter sayfamızda da trollün dibine vuruyoruz. Oraya da bekliyorum hepinizi. İyi seyirler. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hiç vop yapacak halim de yok. Efsane hastayım. Dakika bir gol bir öksürük krizi yine geldi. Balkondayım bugün. Yani video çekecek durumda değilim. Keyifsizim. 2-3 gündür lümüne hastayım. Durmadan su içmek zorunda kalıyorum. Daha az öksürebilmek için. O yüzden tuvaletten de çıkmıyorum. Çiş 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 yardırıyoruz ya. Ben de siz videosuz kalmanızı istemedim. Bu nedenle değişik bir şey arayışındaydım. Aslında kafamda uzun süredir olan bir şey bu. Hayata dair. Nedir bu hayata dair? Normalde konuşmak istediğimiz, içimizde tuttuğumuz şeylerin dışa vurumu diye yorumlayabiliriz. Bu sadece illa duygusal bir şey olmaya gereği yok. Bu bir oyun yorumu olabilir. Herhangi bir olay içinde bir yorum olabilir. Yani hayata dair her şeyi kapsayan bir konsept arkadaşlar. İşte konsept de değil, maksat muhabbet, yani podcast adında bir muhabbet arkadaşlar. Dinlemek isteyen abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim dinleyebilirler. Eğer hoşuna gitmeyen varsa videoyu kapatalım. Birbirimizi kırmadan şey yapmayalım yani. Hiç gerek yok çünkü. Zaten videonun olayı da, yani bu videonun bugün konsepti de bu. Egolu çirkin insanlar arkadaşlar. Nedir bu? Kimdir bu egolu çirkin insanlar? Ben bu olay hakkında yani uzun süredir düşünüyorum. Umarım bu arada parantez içinde rüzgar fazla etki etmiyordur. Esiyor biraz. Biraz balkonda da hava almak istedim. Bu da bahanesi olacak. Şimdiden affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Bakıyorum insanların YouTube'da içerik üretmek açısından hani çok kolay zannediyor insanlar. Bu gerçekten çok üzücü. YouTube'da içerik üretmek hiç kolay değil. Bakın, video çekmek çok kolay. Eğleniyor, yani eğlenceli bir tipseniz, insanlar hani ne bileyim özel hayatınızda komik birisiniz, insanlar sizdeyken gülüyor, eğleniyorsa o tarz bir tipseniz video çekmek gerçekten çok kolay. Ben bunu yansıtmaya başladığımı düşünüyorum arkadaşlarıma. Benim videolarda gördüğünüz kişiyle dışarıdaki kişi ben aynıyım. Ben insanları güldürmeyi çok seviyorum, eğlendirmeyi çok seviyorum. Benim yanımda gerçek hayatımda insanlar hep güler, anladınız mı? Ben hep espriler yaparım, şaklamanlıklar yaparım, gülsün isterim karşısındaki. Sıkıntılarını bir an olsun unutsun isterim. Yani benim amacım her zaman bu. Bu arada orada bir ambulans var. Hiç kolay şeyler değil arkadaşlar bunlar, hani onu söyleyeyim size. Video çekmek kolay. Bir yıl çekersiniz, sonra alışırsınız, hani mizacınız elbet birilerine uyar, belli bir kitleye hitap edersiniz.
Bu videoları renderlamak da kolay. Basit yani. Çok fazla mesela Enes Batur çok başarılı bir şekilde renderlarını alıyor. Hani mesela değişik montaj ekliyor. Ama onu yapmanıza da gerek yok aslında. İçeriğiniz güzel, yani mesela muhabbetiniz iyiyse onu da yapmaya gerek yok aslında. Kimi insanlar o konuda başarılı, onu yapabilir. Ekstra içerik videosuna sağlayabilir. Onunla da sıkıntı yok. Render'ı da yaptınız. Camtasia'ya attınız işte. Birkaç böyle sustuğunuz yerleri kestiniz. Video oldu 20 dakika. Ver upload'a. Upload'un şehir merkezinde yaşıyorsundur. İnternetin iyidir. Sıkıntı yok. Ya da videoyu atıyorsun. En geç taş çatlısı hani 6 saate yüklenir. Tabii boyutu çok yüksek değilse. 5 saate 6 saate. Ha, upload'un iyiyse 30 dakika 40 dakika. Yüklenir. Ondan sonracığıma yüklediniz onu, orada da sıkıntı yok. Tamam, videoyu yayınladınız, sıkıntı yok. Like'lar geliyor, izlenme ya da gelmiyor, dislike. Bilmiyorum. O sizin içeriğinize bağlı. Ama şimdi bakıyorsun, o gün o videoyu attın, yarın ne atacağım? Yarına ne çekeceğim? Bir seri bitiyor, ötekine başlıyorsun. Çünkü 10 bölümden fazlasına insanlar boğuluyor, sıkılıyor. Bu böyle yani. Ya bazı belli seriler var, belli başlı seriler 20 bölüme kadar götürebilirsiniz ama ondan sonra insanlar sıkılıyor. Sonra ne çekeceksiniz? Hele ki bu işi yıllardır yapıyorsanız ne çekeceksiniz? İşte en büyük derdi YouTube'un bu. Ama insanlarımız maalesef bunu anlamıyor ve küfür yiyorsunuz. Küfür. Küfür hele ki çok büyük bir sıkıntı. Ben bunları neredeyse bir yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum. YouTube'un en zor yönü bu. Çünkü bazı belli bir kitle var. Belli bir kitle sadece. Belli bir ufak bir kısım. Her zaman sizden daha zeki olduğunu zanneden kesim. Hep kendilerini karşısındakinden daha zeki zannediyorlar. Adam öyle bir yorum atıyor ki salak, o öyle mi yapılır? Ben 24 yaşındayım. Yurt dışında doğmuş, büyümüş. Orada üniversiteye gitmiş biriyim. Ha, bu yanlış anlaşılmasın. Ben ondan üstünüm, o benden daha düşük konumda diye bir şey yok. Ama yani ben şunu demeye çalışıyorum. Benim seviyem düşük değil. Benim amacım orada eğlenmek. Hani ben pro oynuyorum diye izlemiyorsunuz ki. Bir insan niye çok produr? Anlatıyor gibi. Onu izlersiniz. Ya da ne bileyim, Kenny's'in canlı yayını, Scream'in canlı yayını. Hani bildiğim pro adamlarından bahsediyorum hani sektöründe. Mesela Half-Life şampiyon, Unlost, işte CSGO'da Kenny, Scream, bunlar uçuyor gidiyor zaten. Yani onlar susar bütün yayın boyunca, izlersin. Ama benim öyle bir şansım olmadığı için ben ne yapıyorum? Eğlendirmeye çalışıyorum. Eğlendiğim gibi eğlendirmeye çalışıyorum. Komik yorumlar katmaya çalışıyorum. Kimi videom komik olmayabilir. Bu çok normal bir şey. O gün hamamda olmayabilirim ama sizi içeriksiz bırakmak istemiyor olabilirim. Ama işte 2-3 kişi çıkıyor. Bu konudaki bunların hepsi egodan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ama söylesen kolaysa sen çek, al videonu, yükle. Sen izlettirebiliyorsan izlettir kendini. Hani 1000 kişiye izlettirebileceğim mi kendini? Benim şu an minimum 1000 izleniyor bugün videolarım. Kendini izlettirebileceğim ama bu soruyu sorduğunda diye cevap alabiliyorsunuz. Yani hani benim asıl, hani bana sıkıntı değil, bana edilsin ama bu sektörde işini harbiden hakkıyla yapan oyun portalı Selim abimize de yapılıyor bunlar. Bu sektörde şu an adam akıllı bu işi yapan tek adam ya. Tek adam, hakkıyla yapan. Belki Selim abi bana kızacak ama kusura bakma abi, ama yani buraya kadar geldi artık bazı şeyler. Selim abi ile bizim son attığımız bu Rainbow, bu deli rektler yediğimiz videoda, şöyle söyleyeyim size, o videoyu 2 gün boyunca, 3 gün boyunca denedik. İlk günü 4 oyun attık, 4'ünü de çektik. Hiçbiri güzel olmadı, sildik. İkinci günü yine 3-4 oyun attık ve emin olun 1-20 dakikalık video insanı gerçekten çok yoruyor. Yine o öksürük krizine girdim ya. 1-20 dakikalık video insanı gerçekten çok yoruyor arkadaşlar. Siz ne kadar
20 dakika güzelce izle geç. Ama öyle değil işte. Gerçekten enerjiniz tükeniyor çünkü sürekli bir şeyler söylemek zorundasınız. Birine sohbet muhabbet ederken bile susabiliyorsunuz, susma hakkınız var. 2 dakika yutkunabilirsiniz ama videoda bunu yapamıyorsunuz işte. Ya öyle bir hakkınız yok. Çünkü o zaman sıkıcı olur video. Hani şunu demeye çalışıyorum. O kadar çektik çektik, sonra en son 3. günü 3 oyun attık. Dedim abi şöyle şöyle birkaç ayar yapalım. Dedik bir deneyelim dedi Selim abi tekrar. Bir girdik, çok güzel bir video çıktı. Ama bunun öncesi 3, 6, 7, 8, 9 videoluk malzeme çöpe gitti. Selim abi de bu tipiktir. Çünkü işini emeğiyle yapmaya çalışan bir adam. Ama bu adam küfür yiyor. Bu adamla küfür ediliyor. Ben mesela azmedemiyorum böyle. İşte Cem'e, Garvar Cem'e küfür ediliyor. Ki işini güzel bir şekilde yapan insanlardan bir tanesi. Tunç küfür ediliyor. Sarp küfür ediliyor. Bilmiyorum yani, garipsiyorum arkadaşlar ya. Garipsiyorum yani. Çünkü şöyle bir şey var. Kimse, bu insanların kimseye yanlışı yok. Eğlendirmekten başka hiçbir şey yapmaya çalışmıyorlar. Ama bu insanlar küfür yiyor. Ben neymiş efendim, öyle de böyle de şöyle de salaksın da bilmem neydi. Aşırı tepki veriyorsun videoda da. Veriyorsan izleme. Ha dislike atmak istiyorsan at. Senin bir izlenmen bana artı bir izlenme. Ben en fazla dislike'ları kapatırım. Tamam mı? Senin o bir izlenmen bana bereket. Yani dislike atmanız çok bir şey ifade etmiyor ki. Bir tane H1Z1 videosunda dislike botu yağdı. 100'er dislike oldu. Dislike'larını kapadım ama izlenmeleri gayet güzel yani. Dislike bana bir şey kaybettirmiyor ki. Like dislike arkadaşlar prestijdir. Anladınız mı? Çok like alıyorsanız bu prestijdir. Hani ne bileyim, kendi egonuz tatmıyor. Kendiniz mutlu olursunuz. YouTube bazında yani bir artısı yok ki. YouTube bazında videonuz ne kadar erken izlenmeye başlarsa, mesela bir saat içinde 5000, 6000, 7000 izlendiniz, tık videonuzu ön plana koyuyor zaten YouTube. Hani bunu demeye çalışıyorum. Yani dislike, like çok şey değil. Like sadece bizim verdiğimiz yani emeğin karşılığı olarak biz sizlerden istiyoruz. O ne bir para kazandırıyor, ne bir videonu öne çıkartıyor. İnsanlar like'ların videoları öne çıkarttığını zannetse de çok büyük yanılıyorlar işte. Sıkıntı burada. Yani algılar çok yanlış. Yani şöyle küfür mevzusu insanların kendini hani bizden üstün zannetmesi gerçekten benim ağır gıcık olduğum bir olay ya. Çok tepki veriyorsan izleme ya. Ben gerçek hayattaki Menderes benim. Ve beni sevmeyen insan çok az vardır. Hani bunu ego yapmak için de söylemiyorum. Allah şahidim olsun yani. Öyle bir şey yok yani. Benim hiçbir zaman ne bir insana bir yanlışım olmuştur, ne satmışımdır, ne hiçbir insana hiçbir yanlışım dokunmamıştır. Karşıdakinin yanlışını görmüşümdür. O zaman yanlış yapmışımdır. İnsanları tanımadan yapılan yorumlar gerçekten çok üzücü. Yani bir de hiç yoktan yere edilen küfürler, alınmamış terbiyeler. Ya hadi kendimi de geçtim ben ya. Selim abi kaç yaşında adam? Kaç yaşına gelmiş? Küfür edilir mi ya? Neyin egosu bu? Yani neyi paylaşamıyoruz arkadaşlar ya? Belli bir tane zaten beyni küçük bir kesim var. Oradan bana kim besleyen? İsteyen beslesin abi. Benim çok da umurumda değil. Dislike atarsanız bana izlenme gelir. Benim çok da umurumda değil de. Yani konu şöyle. Ben demek ki içeriğim güzel ki bir büyük kanal beni öne çıkarttığında abone geliyorsa demek ki içeriğim güzel arkadaşlar yani. Bunun açıklaması bu. Yoksa beni bu video belki de 1000'in üzerinde izlenecek. Size soruyorum, 1000 kişi ya da 2000 izlenecek, 2000 kişi her neyse. Beni öylesine mi izliyorsunuz yani? Can sıkıntısına mı? Yani tamam zaten can sıkıntısını izliyorsunuz da yani gıcık olduğun bir insanı izlemezsin abi. İzliyorsan zaten bir sadomazo, şizo durumları vardır. Yani soruyorum yani, beni öylesine mi izliyorsunuz? Yoksa sizi eğlendirdiğim için mi izliyorsunuz? Zaten o mesela bir videoya geliyor 10 dislike, o 10 dislike hangi kesimden geldiği belli zaten, onunla sıkıntı yok. Ama ben kimseyle hiçbir zaman bir sıkıntım olmadı.
Ben kimseye hiçbir zaman bir yanlışım dokunmadı. Her zaman dürüst oldum. Size her zaman dürüst oluyorum. Hiç gakkuk yapmıyorum. Yani sizlerle olmak gerçekten çünkü çok güzel arkadaşlar. Yani niye ben insanlarla düşman olayım? Neden küfürleşeyim? Neden küfür yiyeyim yani? Çünkü seviyorum arkadaşlar sizlerle olmayı ya. Ben çünkü ben seviyorum. Bak geçenlerde bir tane abonemizle buluştuk. Mert diye bir kardeşim, Mert Eren. Oradan buradan ona selamlar olsun. Kendisi 17 yaşında. Abi dedi görüşelim işte ben yakındaki semtinde otur. Gittik görüştük ya buluştuk oturduk kahvemiz. Ben milkshake içtim sonra cırcır oldum. Orası ayrı bir şey de. Yani oturduk sohbetimizi muhabbet ettik buluştuk yani. Ve Selim abinin müdavim abonelerindendi. Onun aracılığıyla tanışmış olduk yani benim kanalımı görmüş oldu. Yani bence bu çok güzel bir şeydi yani. Ben hatta Facebook sayfamızı takip etmeyenlere söyleyeyim. Hani İzmirli olan varsa buyursun gelsin dedim hatta ben yani. Ama Facebook sayfamızda fazla İzmirli olmadığı için biz ikimiz çıktık onunla. Gayet güzeldi. Ben egosu olan biri olsaydım bunu yapar mıydım? Mert, videonun altına yaz kardeşim. Hani anlamıyorum ya, anlamıyorum. İnsanlar hep ego, gerizekalı. Neden böyle yaptın? Ben niye şöyle yapıyorum? Çok tepki veriyorum. Ya neyine bir tepki veriyorum ben arkadaş ya? Ya Overwatch videosunda bana diyor ki çok aşırı tepki veriyorum. Ya abi Overwatch'ları herifler böyle çekiyor. Oradan gitti. Öyle yaptı. Maşallah güzel vurdu. Ben böyle bir şey anlatamam. Siz alışmışsınız Hanzo'ların video çekişlerine. Herif 10 saat böyle odaklanıp izliyor. Git defol. 150 bin yap. Sen Overwatch aç. Sen izle yani. Ben arkadaşlar benim içeriğim her zaman eğlenceli olmak zorunda. Ben çünkü kendimi diğer türlü rahat hissetmiyorum. Buradan söylüyorum. İzlemek istemeyenler. Naş. Biz eğlence için buradayız. Ben somurtmak için burada değilim. Kimse kusura bakmasın. Egoları beni benden alıyor ya. Gerçekten beni benden alıyor yani. Kızıyorum. Gerçekten aşırı kızıyorum ya. Ya bak diyebilirsin ki bak bana diyebilirsin. Abi bak yaptığın videoyu beğenmedim. Sebebi böyle böyle böyle. Yapıcı eleştiriye her zaman varım. Yapıcı eleştiri her zaman güzeldir. Dozuna göre. Örneğin FIFA 17'ye kötü dedim diye o neler neler. Yok kafan mı güzel yok bilmem neler. Ya o yorumu atabiliyorsan senin kafan güzel de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yapıcı eleştiri yapın. Abi yani bu kadar yerin dibine sokmasaydın keşke hani bir şans ver bari oyuna. Diyen olsaydı eyvallah başım gözüm üstünde. Aa yani böyle hakaret etmek. Yani adama hatta bir tane kertenkele suratlı tarantula tipli böyle biri bir şeyler yazmış. Aptal demiş. Ben de diyorum ki sen ne kadar sorumlusun ne böyle bir saygısızlık yok ya dedim. Ben saygısızlık yapmadım diyor. Lan aptal demişsin bana ya. Ya hayır siz dediniz diye ben aptal olmuyorum salak olmuyorum ya. Ya hayır yapıcı eleştiriyi bak yapın. Abi videon güzel olmamış. Böyle böyle böyle. Başım gözüm üstüne. Dediğim gibi kimse küfür etmeyin arkadaşlar bakın kimse küfür etmeyin. Ben bu algıyı artık yok etmek istiyorum. Kimse küfür etmeyin. İnsanları aşağılamaya çalışmayın. Beğenmiyorsanız abi ben seni bir türlü sevemiyorum. Sebebi şu şu şu. Ya çok gevezesin diyebilirsin. Çok gülüyor diyebilirsin. Çok boş yapıyor diyebilirsin. Abi ben seni sevemiyorum. Hani böyle bir şey eyvallah bak yemin ediyorum görüşüne saygı duyuyorum kardeşim adamsın deyip yorumu basacağım altına.